Günaydın sevgili izleyiciler. CNN Türk ekranlarına hoş geldiniz. İyi pazarlar diliyorum. Güzel bir gün geçirmenizi diliyorum. Ben Hakan Çelik. Sizlerle birlikteyim. Bugün keyifli bir sohbet yapacağız. Konuklarım hem dizilerden hem filmlerden, tiyatro sahnelerinden tanıdığınız isimler. Murat Serezli'nin yönettiği filmin, Aşk Olsun filminin oyuncuları ve tabii ki sevgili Murat yönetmeni bizimle birlikte olacak. Filmi konuşacağız ama bu film çerçevesinde biraz kadın erkek ilişkilerinden de bahsetmemiz lazım. Türkiye'nin gündeminde önemli konular var, önemli gelişmeler var. Programımızın başında biraz gündem turu yapalım. O sıcak gelişmelerden, önemli haberlerden bahsedeyim size. Ardından hemen stüdyo konuklarımıza devam edelim yayına. Hocam, şimdi bizim ekibimizden arkadaşlar da var, gençler var. Gençlere bir mesaj verir misiniz? Evet. Ne söylersiniz? Yani bol bol dil öğrenip bol bol gezmeleri lazım dünyaya, oturmaları lazım. Çok Türkiye'ye kapalı yaşıyorlar. Gençlerin en büyük kusuru, yanlışı ne şu anda? Yanlış dil, yani bir dil öğrenmeleri lazım ve başka ülkelerde bir müddet geçirmeleri lazım. Yani en büyük kusur o. Yani görgü, kültür, bilgi düzeni. Kültür o yani, dünyayı tanımak. Çok dil öğrensin abi. Dil öğreneceksin ve gezeceksin. Türkiye'nin en büyük sorunlarından biri cehalet mi? Bence bu tip bir yarı cehalet yani, çok kötü. Daha mı tehlikeli yani, cehalet? Daha tehlikeli. Çünkü yarısını bildiğini mi sanıyorum? Yarı cehalet çok kötü bir şey yani. Bence bir sürü gazeteci öyle işte, Allah'lık herifler yani. Medyanın da mı büyük problemi? Tabii en büyük problem oradan çıkıyor. Yani okumuyorlar. Çeyrek adamlar çok kötü. Çeyrek eğitimli çok kötü. Çok teşekkürler. Çok sağ ol. Evet, benim kameramdan Video Selfiler dizisine devam ediyoruz. En son İlber Hoca ile konuşmuştuk. Ben polislerimizi bir kutlamak istiyorum. Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 170. yıl dönümünde bütün polislere görevlerinde başarılar ve kolaylıklar dileyelim. Geçtiğimiz günlerde Sayın Metin Alper'le İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı Metin Alper aynı zamanda trafikten sorumlu. İstanbul'un bütün trafiği ona bağlı. Denetimler, bütün trafik ekipleriyle birlikte çalışmalarını devam ettiriyorlar. Ben de geçen gün onlarla birlikte bir denetimi izledim. Orada yaptığım bir çekimi izleteyim, ardından devam edelim programımıza. İstanbul trafiğinin en yoğun noktalarından birine tepeden bakan bir yerdeyim. Birinci köprünün, Boğaz Köprüsü'nün hemen çıkışındaki trafik ekipleriyle beraberiz. İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı Sayın Metin Alper'le beraberiz ve yanımızda motosikletli polis arkadaşlarımız var. Şöyle ben biraz motosikletleri de göstereyim size. Şöyle arkadaşlarımız ve bu şekilde bir göstereyim. İstanbul trafiğinde nasıl bir önemi olduğunda motosikletli arkadaşlarımızın Metin Bey bize anlatacak. İstanbul trafiğinde motosikletli polis timlerimiz hayati derece kadar özel bir önem taşımaktadırlar. Kendileri gerçekten iki tekerleriyle hayatları taşıyorlar, hayat ulaştırıyorlar birçok kimseye. Aşağı yukarı kaç arkadaşımız var bu şekilde? 100 tane ekibimiz var, 100 tane motorumuz var ve 70 tanesi şu anda faal durumda. Ama tabii biz kış şartlarından dolayı arkadaşlarımızın can güvenliği açısından da bunları pek çıkarmıyoruz ama hava ısınır ısınmaz kendileri motorlarına kavuşmak için can atıyorlar. Bugün de gördüğünüz gibi havanın biraz ısındığını görünce arkadaşlarımız motorlarının başında hepsi bir anda. Bir ekip aracımızın ortalama 21 dakikada ulaşabileceği bir noktaya motorcu arkadaşlarımız 4 dakika gibi kısa bir sürede ulaşmak suretiyle orada meydana gelen bir trafik sıkışıklığını büyük avantaj veya bir kazaya müdahale etmek açısından ve de İstanbul ili için çok önem taşıyan güzergah önlemlerimizde ve Sayın Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın ve devlet büyüklerimizin güzergahlarında motosikletli polis timlerimiz önde çok büyük bir görüntü vererek trafiğin açılmasında büyük katkılar sağlıyorlar. Yabancı devlet başkanlarının ülkemizi ziyaretlerinde, İstanbul'umuzu ziyaretlerinde özellikle çok
çok yakında ev sahipliğini yapacak olduğumuz G20 zirvesinde de arkadaşlarımız kadın, çok işler düşüyor. Kadın polisler de var, kadın motosiklet polisler de var gördüm. Ben kadar. Onları cesaretten dolayı kutluyorum. Gerçekten çok evet. güzel işler yapıyorlar. Onlar bizim gururumuz. Burada hepsine huzurlarında Cihan Müdürümüze de çok teşekkür ediyorum. Evet. Çevre Yolları Ekipler Amirimiz, Şube Müdür Yardımcımız, Çevre Yollarından sorumlu. Yani ilimize gelen bütün uluslararası futbol takımlarını dahi bu arkadaşlarımız stada götürüp o müsabakaları yapmasını sağlıyorlar. Çok çok. Bu anlamda eskort hizmetleri tamam onlara emanet. Hem teşekkür ediyorum bir İstanbul olarak hem de başarılar diliyorum çalışmalarınızda. Sağ olun. Biz size teşekkür ediyoruz yayınınızdan dolayı. Şimdi de ben Kalo Paska demek istiyorum. Paskalya'yı kutlamak istiyorum. Özellikle Doğu kiliselerinin Ortodokslar dün geceden itibaren, dün gece İstanbul'daki İstanbul Rum Patrikhanesi'nde de bir Paskalya töreni düzenlendi. İstanbul Rum Patrikhanesi dünyadaki Hristiyan Ortodokslar bakımından önemli bir ruhani merkez konumunda. Şu anda geceki Paskalya dini merasiminden görüntüler izliyorsunuz. İstanbul farklı kültürlerin yüzyıllardır bir arada yaşadığı dünyanın en önemli şehirlerinden biri. Farklı imparatorluklara başkentlik yapmış bu güzel şehrimizde hala farklı inançlardan, farklı mezheplerden insanlar yaşıyor. Nitekim dün Hristiyan Ortodokslar, Ortodoks ayinlerini kutladılar. İstanbul Rum Patriği Bartolomeo'nun yönettiği ayine dünyanın farklı ülkelerinden de isimler katıldı. Evet gelelim. Bir ödülümüz var. Ödülden bahsedeyim. Bize ödülü verenler için şimdi teşekkür etmek istiyorum. Dün akşam Afyon'daydık. CNN Türk'ten Burak Törün arkadaşım da haberlerden de iyi bildiğiniz Burak Törün de oradaydı. Afyon'da medya ödülleri aldık. Ben çok teşekkür ediyorum Afyonlulara, iş dünyası temsilcilerine. İşte burada ödülümüz de burada. Özellikle İlyas Kaan Taytaka ve iş dünyası temsilcilerine, bütün Afyonlara teşekkürler. Dün gece Afyon'daydık, ödülümüzü aldık. Ödül verilen isimlerden biri de Genelkurmay eski başkanı, emekli Orgeneral İlker Başbuğ'da. Hemen bu notu da paylaşalım. Bir kez daha Afyonlara teşekkürlerimizi, sevgilerimizi gönderelim. Gündemin önemli haberlerine bakalım. Ben biraz gazete haberi aktarmak istiyorum, okumak istiyorum size. Ardından hemen konuklarımızı buraya çağıracağım, davet edeceğim. Maalesef bir terör saldırısı var. Bir terör saldırısı gerçekleşti. Dün ben bu dakikalarda bu terör saldırısını son dakika notu olarak paylaşmıştım. Arkadaşlarımız o görüntüleri de bize versinler. Maalesef 5 PKK'lının da çok sayıda daha doğrusu PKK'lının düzenlediği saldırıda 4 asker yaralandı. Çatışma çıktı ve bu çatışmada da 5 PKK'lı öldürüldü. Ağrı'nın Diyadin ilçesinde Yukarı Tütek köyünde bahar şenliğinde PKK'nın propaganda yapacağı iddiası üzerine bölgeye 15 jandarma timi gönderildi. PKK'lılar askeri ateş açtı ve bu nedenle meydana gelen çatışmada gelen haberlere göre orada 5 PKK'lı öldürüldü, 4 asker yaralandı. Uzunca bir süredir bu tip bir çatışma, bu tip bir saldırı da Türk askerlerine bu yoğunlukta yapılmamıştı. Onu hemen hatırlatalım. Birkaç gazete haberi daha aktarayım. Hürriyet gazetesinden yangın davası başlığı var. Yunan Başbakan Türkiye'den 557 milyon TL istiyor. Yunanistan Başbakanı Tsipras Almanya'dan savaş tazminatı isterken bir belediye başkanı da ormanlarımızı siz yaktınız iddiasıyla Türkiye'ye dava açtı ve 557 milyon TL istiyor Yunanistan. Posta gazetesine bakalım ve yine dünün gündemdeki önemli konularından biri Cumhuriyet Halk Partisi'nin mitingiydi. O görüntüleri de hemen verelim. Kartal'da bir büyük miting yaptı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. İşte şu anda bu mitingden görüntüleri sizlere aktarıyorum. Pek çok konuda mesajlar verdi. Bu alkış meydan okuma alkışıdır dedi. Ve TRT CHP'nin reklamlarıyla ilgili tartışmalara da değindi ve bazı eleştiriler getirdi hükümete ve özellikle ekonomiyle ilgili de ekonominin gidişatıyla ilgili açıklamalar yaptı. İktidar olması halinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin yoksullukla mücadelede önemli adımlar atılacağını söyledi. Şimdi Vatan Gazetesi'ne bakıyorum. Bunlarda insaf yok başlığı var. Cumhurbaşkanı Sakarya'daydı. Onun görüntülerini de verebiliriz. Cumhurbaşkanı'nın katıldığı açılış törenlerinde yaptığı değerlendirmelerin şu anda görüyorsunuz Cumhurbaşkanı konuşmasını. Bir toplu açılış törenine katıldı. Ve TÜSİAD Başkanı Cansen Başaran
Simpson, hukuk devleti zayıfladı, Türkiye'nin itibarı zedelendi sözlerine sert yanıt verdi. Al birini vur ötekine, hadlerini bilmiyorlar ifadesini kullandı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Yeni Şafak gazetesine bakıyorum. Sandığa sabotaj başlığı var. PKK'nın düzenlediği saldırı bu şekilde yorumlandı bugün Yeni Şafak gazetesinde. Zamana bakalım. Batık kredi kartı sayısı kriz yıllarına yaklaştı diyor Zaman bugün verdiği haberinde. Genelkurmay AKP'ye çalışmasın. Bu ifade ODTÜ'de konuşan Selahattin Demirtaş'tan geldi. 7 Haziran'la ilgili bir uyarı yaptı. Böyle bir ifade kullandı. Genelkurmay AKP'ye çalışmasın dedi. Sözcü gazetesine baktığımızda CHP'nin dünkü mitinginden gelen fotoğraflar, yansımalar ve yorumlar var. Alkışı da yakında darbe sayacaklar. Ergenekon, Balyoz, Gezi ve Tencere Tava'dan sonra alkış da yakında darbe sayılacak diyor bugün Sözcü gazetesi. Sabaha bakıyorum. HDP için oy isteyip askere saldırdılar. Bu da bütünüyle farklı bir bakış açısı. Daha önceki birkaç gazetede farklı açıklamalar vardı. Özellikle HDP'nin AK Parti'yi ve Genelkurmay'ı eleştiren açıklamalarının yanında böyle bir farklı bir değerlendirme var Sabah gazetesinde. Kılıçdaroğlu namus sözü veriyorum dedi ve 5 milyon vatandaşın bankaların borç batağından kurtarılacağına dair bir söz verdi. Başbakan Davutoğlu'nun açıklamaları var. Bu arada Roman vatandaşlarla buluştu dün. Onun bununla ilgili görüntüleri de verelim. Bu görüşmede de Roman vatandaşların sorunları, istek ve talepleri dile getirildi. Bu arada Sulukule ile de ilgili biliyorsunuz bir hukuk süreci vardı ve hukuk sürecinde belli bir noktaya gelinmişti. Bunu da hemen hatırlatalım. Son iki gazete Cumhuriyet gazetesinde seçime giderken korkulan oldu. Ağrı'da PKK ile çatışma çıktı. 6 ölü, 4'ü asker, 6 yaralı var ve bu sürecin hemen seçim öncesinde meydana gelmesine dikkat çekiyor Cumhuriyet gazetesi bu yaşanan olayların. Habertürk'e bakıyorum. Son olarak Beşir Atalay, Gül asla yeni parti kurmaz diyor. Güler yüzlü bir kampanya yapılacağını söylüyor. AK Parti'nin sözcüsü Beşir Atalay seçim kampanyasından bahsetti. Ve hemen hatırlatalım, başbakan yardımcılığı görevinde bulunmuştu. Uzunca bir süre boyunca da çözüm sürecinden sorumlu olan bakandı. Şu anda hükümette biliyorsunuz Yalçın Akdoğan tarafından yürütülen bir süreç bu. Evet, konuklarımızı alalım. Lütfen bizden ayrılmayın. Çok güzel, keyifli bir filmden bahsedeceğiz şimdi size. İddia ediyorum, erkekler köpeğiniz, bu kitap ise aşk rehberiniz olacak. Dalavereci, hayatı oyun bir insanım. Gurur duyacağınız bir evlat yetiştirmişsiniz. Ben sana layık değilim çünkü sen çok daha ilene layıksın. Layık değilsin tabii. Eski sevgilinin düğününde ne işi var? Ceyda! Ceyda! Sen nasıl kazandın Ceyda'nın kalbini? Zor olmadı. Birader. Bu Aşk Olsun kitabının yazarı sen misin? Evet kardeşim. Evet benim. Ne oldu? Niye durdun ya? Aşk Olsun kitabının yazarı sendin değil mi? Vallahi bak ağzınızı burnunuzu anam. Senin ne mal olduğunu öğrenmiş oldum, sağ ol. Oh. Bana hemen bir erkek lazım. Aşk Olsun. Evet, hoş geldiniz. Günaydın. Çok teşekkürler. Sıcağı sıcağına film Cuma günü gösterime girdi değil mi? Evet. Nasıl ilk enerjisi filmin, filmle ilgili feedbackler? Valla galada güzel tepkiler aldık. Hani sadece sanatçıların olduğu salonda değil, diğer konukların olduğu salonlardan da bana havadis geldi. İnsanların tepkileri, reaksiyonları, gülmeleri, alkışlamaları falan. Güzel havadisler bunlar, mutluluk verici. Tebrik ediyorum, başarılar diliyorum. Sevgili Murat Selezli, filmin aynı zamanda yönetmeni ve yönetmenlerinden biri diyelim değil mi? Ortak bir evet, çalışma yaptınız. Yıldız Alak'la yönettik ama aynı zamanda yönetmeni değil, sadece yönetmenlik yaptım. Filmde hiç yok musun? Hayır hiç yok. Sen eskiden böyle prodüksiyonlarda görünürdün arada bir, böyle bir geçerdin, bir şeyler yapardın. Zaten sefer oyunculukla hani bayağı bir zamandır tanınıyorum ama bu filmde hani o Hitchcock'un cameoları vardır ya, evet. Hiçbir yerde gözükmüyor dedim. Sadece bir yerde elim girdi. Treni çalıştıran eller. O kadar mı? O kadar yani, sadece elimi soktum. Sevgili... Çok yalvardık tabii oynasın diye ama... Evet, yapımcımız da Cüneyt Çiğdar'da. İyi olurdu yani Murat'ı görmek. Çeşitli roller biçtiler bana ama dedim yok, burada sadece kamera arkası. Sevgili Sedef Avcı ve sevgili Selen Seyven de bizimle beraber, siz de hoş geldiniz. Hoş, İyi pazarlar diliyorum. Murat en iyi hangi rolde olur? Kötü adam mıdır mesela? İyi adam mıdır? Nedir? Her şekle girebilir bence, çok başarılı. En iyi girdiği şekil nedir? Her şey olabilir. Ama bir rolümüz vardı, hatırlarsın okuma provalarında da çok ısrar etmiştik. Hatta senin fikrindi.
Ozan'ın müşterilerden bir tanesini oynamasını çok istemiştik. Ve çok güzel okuyordu okuma provasında. Biz çok gülüyorduk. Karşılıklı provalar yapıyoruz ya, cidden hani bayağı bir eğlendik onun provaları sırasında. İkna edemedik ama. İkna edemedik. Olmadı yani. Sevgili Sedef'ten de alalım biraz filmi, lütfen anlatır mısın? Nasıl geçti, böyle çok eğlenceli anlar olmuştur mutlaka. Evet, yani evet. Sahne arkası görüntülerden de onu görüyorum. Yaklaşık 3,5-4 hafta boyunca bayağı eğlenceli, güzel vakit geçirdik. Hava biraz soğuktu, orada biraz zorlandık. Nerede çektiniz? Nerelerde İstanbul'da çektiniz? Genelde işte İstanbul'un farklı yerlerinde. Evet. Karlı günlerde mi yaptınız bu işleri? Valla kar var mıydı? Kar yoksa da bayağı bir soğuktu. Kar böyle vardı. Sulu kar yağan evet, bir gün vardı. Oldu açıkçası. Ama şey yani sanırım genellikle yağmurla mücadele ettik. Bizi bir tek hava zorladı. Onun evet, dışında çok keyifliydi. Ne dersin sevgili Selen? Çok üşüdük. En zorlu hava şartları sanırım Haydarpaşa'da çektiğimiz zaman çok soğuktu değil mi? O ikinci de, günümüz falandı setin. Bayağı üşümüştük. Bir o de gün. Zavallı İlker'le Sedef'in o meşhur yemek sahnesi çatılarda ya. Taksim'in üstte bir çatıda. En soğuk günlerden bir tanesinde ve üstlerinde tiril tiril kıyafetler. Hasta oldunuz herhalde ondan sonra değil mi? Yani olmuşlardır orada. Hasta hepimiz. Olmadık şimdi. Direndik ya. Şimdi çıkıyor benimki. Grip olmayan var mı mesela? Bu kışı grip olmadan atlatan var mı aranızda? Ya yok, yatmadan ben genelde falan. Çalışırken çok hastalanmazdım da bu sene bir enteresan bir salgın var. Bir türlü kurtulamadım. Evet. Şimdi İlker daha hastaymış galiba. O da bugün evet. Programa gelecekti ama katılamadı. O geçmiş olsun diyelim eğer gerçekten bu kadar ağır bir rahatsızlığı olduysa. Şimdi filmin tabii en güzel yanlarından biri de müziği galiba değil mi? Bu şarkısı çok akıllarda kalan, ben son derece yani melodik olarak da güzel bir pop şarkısı olduğunu düşünüyorum. Dinleyelim isterseniz. İrem çok sevgili, güzel yorumladı. Sevgili ya. İrem çok başarılı. Yani onun bestesi diye biliyorum galiba bu değil onun mi? Onun bestesi onun değil galiba. Hayır, Onur diye bir arkadaşımız. Onur öyle mi? Evet. Müziği İrem yorumunu yaptı. Yorumunu mu yaptı? Ben de sadece. Çok beğeniyorum. Harika. Bir izleyelim. İzleyicilerimizle birlikte bakalım. Aşk doktoruyum ama tedavim yok. Benim kendime bile bir hayrım yok. Çözebilmek mümkünse gel ucundan tut, sakın bırakma. Böyle bırakma. Deli değilim ama inanmak zor. Bir haber alamazsan bile hayra yor. Kurtarabilmek mümkünse gel ucundan tut, sakın bırakma. Müzikler filmleri sürükleyip götürürler. Böyle bunun çok güzel örnekleri var bütün dünyada. Bu da galiba filme katkı sağlayan bir şarkı oldu diye düşünüyorum. Ne dersin? Aynı fikirdeyim. Filmin eskiden dinamiğini çok yükselttiğini düşünüyorum ben. Çok güzel enerjisi çok değil mi? Evet, enerjisi çok tatlı. Eskiden soundtrack albümleri yayınlanırdı, böyle satılırdı falan filan. Şimdi tabii yani bu malum albüm satışları da problemli olduğu için single yapıyorlardı. Soundtrack çıkaracak durum da yok tek yani. Parça. Bir tek single yapıp vallahi çıkıyor mu? Yurt dışında yapılıyor çünkü satıyor. Satıyor. Hatta dizilerin bile işte atıyorum eskiden Alias'ın, Game of Thrones'un falan bütün onların da hani original soundtrack albüm diye OST diye hani hatta terminolojide kısaltması vardır. Hepsi yapılıyor ve satıyor oralarda. Bizde tabii yani bazı dizilerimizin aslında çok kaliteli müzikleri oluyor. Onlar da internet üzerinden satılıyordur herhalde. Yani şu anda arasında, filmler, çok yok aklımda ama hani
Süper Baba'nın müziğini hiç unutmayız. Mesela onu hiç unutmayız. Hiç unutmayız. Bana yani bir masal anlatma. Bu aynen, değil mi? Boya küçüğü ben söylüyorum. Damga vurmuştur yani. Harikadır yorumu da aynen. Çok güzel. Lafları da çok güzeldi. Sözleri de çok güzeldir. Evet. Sonra başkaları da söyledi onu ama Oya Küçümen'in yorumu çok... Evet. Oya Küçümen ne yapıyor? Oya Küçümen'i ben epeydir görmedim. Siz gördünüz mü? Ne yaptığını biliyor musunuz? Yani herhalde reklam, jingle falan seslendirme devam ediyordur. Bazen böyle duyar gibi oluyorum sesini ama hani aktif müzik yaşamlarını herhalde şu anda sürdürmüyorlar. Evet, herhalde sürdürmüyorlar. Sedef, senin aklında kalan böyle dünya sinemasından da müzik olabilir. Hazır müzik bahsi açılmışken böyle dizilerden, filmlerden var mı böyle? Valla yani dünya sinemasından onun ötesine Türkiye'de de hani bu biraz önce de bahsettiğiniz gibi Toygar Işıklı mesela bence Türkiye'deki dizilerde bayağı yaprak dökümü olsun. Çok iyi değil mi? Evet bayağı hani seçilir bir fark yarattı o da çok güzel eserleri var. Türk dizileri niye bu kadar çok tutuyor dünyada? Bambaşka kültürlerde mesela Yunanistan, ya bambaşka değil Yunanistan çok benzer bir kültür ama Latin Amerika'da, Uzak Doğu'da falan her yerde Mısır'da bir Türk dizisi kuryası var. Siz bunu neye bağlıyorsunuz? Ne taşıdık biz dünyaya, ne mesajı verdik acaba? Bir dönem Brezilya dizileri vardı şimdi. Evet. Döndü. Şöyle İzaura hatırlamazsınız siz. Tabii. Murat hatırlar. Hatırlar tabii Kökler falan. En ünlüsü bu muydu? Köle İzaura'ydı galiba değil mi en ünlüsü? Yalan Rüzgarı. Yalan Rüzgarı. Aa tabii. Yalan Rüzgarı. Young and Restless'tı. YR şeklinde logosu vardı. Bizimkiler onu Yalan Rüzgarı yapmıştı. Şahin, çok dahiyane bir şekilde. Şahin Tepesi. Hatırlamıyorsun. Falcon Crest o Amerikan dizisiydi yanlış hatırlamıyorsam. Dynasty Dallas ekolünden. Ama hani o Young and Restless da Amerikan soap operasıydı. Tabii. Ama bir dönem bizde o Brezilya dizileri, soap operaları bayağı bir furya oldu. Önce Amerikanlarla başladık biz bu işi. Dallas'la başladık. Dallas vardı. Küçük Ev vardı. Küçük Ev. Bonanza aynen mıydı onun adı? Bonanza. Hayır. Küçük Ev. Yok bir tane Bonanza diye bir şey yok muydu? On the Prairie falan tarzı yok, bir adı vardı. Yok Küçük Ev başka bir şeydi. Bir de Bonanza. Bonanza Bonanza'ydı. Evet. Bunların... Has, Küçük Joe. Bonanza, Sedef hatırlamaz. Sizde olmaz. Allah bilmiyorum. Yalan Rüzgarı. İkinizde de olmaz Bonanza. Bir bakıyorlar ona. Bir bakıyorlar zaten. Hadi bir şey söyleyeyim. Boş boş. Estağfurullah. Bir seneyle kaçırmışsınız. Şimdi bak Murat senin de hatırlamayacağın bir şey söyleyeyim. Uzay 1999. Hadi buyur nasıl bakalım. Nasıl hatırlamam Uzay 1999? Ondan önce asıl uzay yolu var Star Trek. Star Trek var. Ki onu bizim ülkemizde geç yayınladılar aslında. 67, 68, 69 yılının dizisidir evet. Ama bizde o zamanlar televizyon yoktu. Ama Uzay 1999, kültür, Kaptan Koenig. Kültür bence yani. Tabii mi? İngiliz. Kartal değil mi o? Kartal Eagle'lar. İngiliz bilim bak, kurgusudur. Komutan Koenig. Sonradan biz de izledik. Lütfen. Tamam. Çok konuşuluyordu çünkü şeyde, izledik oturduk yani. Sevgilisinin adı da Helen'dı. Bizim Rahman Altun'da çok güzel bir koleksiyonu var. Star Wars üzerine. Star Wars'da var bu Uzay 1999'un Kartal'ın maketini gördüm ben. Yani böyle kala kaldı. Rahman'ın orijinalini bile almış olabilir. Ben internette bir yerde gördüm. Şu orijinal hayır, filmde maket kullanılan şu kadar bir şey zaten. Kartallardan bir tanesini satın almış Amerikan'ın bir tanesi. Bilim kurguyla pek aranızın olmadığını tahmin ediyorum hanımefendiler. Böyle pek hiç girmediler bu bahsede. Yok ben merak ederim aslında. Star Trek'in birçok bölümünü de izlemiştim. Kadınlar sevmiyor mu bilim kurgu acaba? Sevmiyorlar gibi izlenimim var benim. Valla benim eşim büyük Star Wars hayrandı. Gerçekten. Bütün bilim kurgu, modern bilim kurgu filmlerinde beraber izleriz. Yani Kubrick. İşte 2001 uzay yolu macerası daha kült bir bilim evet, kurgu bence. Kült. Hani şimdi daha yeni bilim kurgu tarzlarına işte Elysium, Oblivion, Minority Report bunları falan katarsak. Hani Kubrick, 2001'ler falan. Kubrick'in de zaten çok bilim kurgusu var mıdır ki? Bir ama 2001 baba. 2001 var. Baba 1968. Yani 2001'in üzerine film ben yapıldığını düşünmüyorum. Pinewood'da İngiltere'de çekilen 1968 yılını. Böyle bir hani bir şeye girdin diye ben de karşılık veriyorum. Tabii, tabii. Helen Mellon deyince ben de burada bir cevap hakkı doğdu. 99'dan yani sen 90'da. De karıştırdın. Yok hayır sen Helen Mellon detaya girdin ya ben de burada detay veriyorum sana yani. Ha, lütfen. Yani Kubrick'in filmi aşılamadı bence daha bilim kurgu türünde. Ama son dönemde Interstellar mesela güzeldi. Nefis Christopher Nolan. Nefis bir film. Biz Türkiye'de bilim kurgu çekemez miyiz? Niye yani? Bu mesela biz zor bir şey. Biz bilim kurgu çekemediğimizden romantik komedi çektik ve aşk olsun diye bir film çektik biliyor musunuz? Oraya, konuyu devşirmek gibi oraya, olmasına bak. Oraya geleceğim. Geleceğim oraya da. Bu çok zor bir şey mi? Yani bu bir birikim mi gerektiriyor? Farklı bir birikim mi? Disiplin mi gerektiriyor? Ya birazcık tabii hani ülkelerin, kültürlerin ürettiği folklorik öykülerle ve öykü refleksleriyle alakalı bir şey olduğunu bir kere bir kenara koyalım. Onun dışında tabii ki maliyetli. Yani bir Star Wars gibi, Interstellar gibi tamamen ayrı bir evreni,
tamamen gelecek, çok gelecekte geçtiği için çok dekor ve special effect ihtiyacını bir kenara bırakalım. Hani Blade Runner gibi yakın gelecekte geçen bilim kurguları bile yapmamamızın nedeni birazcık galiba seyircimizin ilgilenmeyecek olması düşüncesi olabilir. Evet, olabilir. Çünkü Amerikalı bunu çok iyi yaptı. Aslında benim hayallerimin arasında. Yani çok pahalı olmayan ama yakın gelecekte geçen. Hani işte herkesin para yerine zaman kullandığı bir film vardı. In Time'dı galiba. Justin'in filmi galiba. Evet. Justin Timberlake oynuyordu. Bravo. Justin veya işte Blade Runner örneği gibi. Blade Runner Biscuit'ın. Çok iyi tabii. Hani çok ufak dokunuşlarla yakın gelecekte ama bilim kurgu biliyorsun genellikle düzen eleştirisidir. Distopik bir geleceği özetler ve çok güzel aslında günümüze eleştiriler getirir. O yüzden çok faydalı da bir türdür bence sinema için. Hayallerim arasında var böyle bir şey yapmak. Ama tabii dikkatli analiz edeceğim seyircinin bu konudaki hani tepkisini. Şimdilik romantik komedi yaparak başladık. Biraz bu kadın erkek ilişkileri çok yani üzerinde çok konuşulan, çok ne bileyim esprisi yapılan, geyiği yapılan da bir şey olduğu için çok ilgileniyoruz bu türle galiba değil mi? Yani hayatın içinden bir şey kadın erkek ilişkileri günümüzde doğru olanı yakalaması zor olan bir şey ilişkiler artık. Hep de bir çekişme var ama değil mi? Kadın erkek yani yok. Ama aşk her zaman aşk ilgi çekmiştir zaten. Evet. Hem kadının ilgisini çekmiştir hem de erkeğin ilgisini çekmiştir. Romantik komedide olunca hem komik romantik olunca daha çok ilgi çekiyor. Ve romantik komedi çok fazla türemeye başladı farkındaysanız. Hem dizilerde hem sinemada ne son dönemde. Ne kadar iş yapıyor romantik komediler genel olarak Türkiye'de? Son yakın dönemde çok iş yaptı mı bu filmler? Valla biz çok iş yapacağız diye bence. İnşallah. Öyle bir izlenim, enerji var zaten ortada. Çok güzel ama şeyler duyuyorum. Sedef daha önce deneyimli zaten. İlki romantik komediyi çektiğinde ilki 500 bin yapmıştı. İkincisi 1,5 milyon yaptı. Yine bir şey olarak yani romantik komedi tarzında. Hangi film söylüyorsun? Romantik komedi. Adı da romantik. Adı da romantik. Evet. Türü başlatan film. Türü ve adı sana. Kendisi. Biraz. Sedef biraz bu filmdeki rollerinizden de bahsedelim. Hem Selen'den hem senden biraz anlatır tabii. Mısın? Ne yapıyorsunuz burada? Ben söylüyorum artık. Ne de olsa herkes söyledi. ben de burada aşk doktoru diyelim. Aslında ilişki terapisti gibi diyelim. Öyle bir karakteri canlandırıyorum. İlker'in canlandırdığı karakter de aynı meslekten. O bayanları tedavi değil de daha doğrusu yardımcı olmanın danışmanlık yapıyor. Ben baylara danışmanlık yapıyorum. Böylece yolumuz kesişiyor ve bir aşk doğuyor. Sence hangisi daha zor? Kadınlara bu konularda yardım sağlamak mı, erkeklere mi? Bence kadınlara daha daha komplike değil geliyor mi? Kadın. Bence değil de. Çünkü. Tabii. Çünkü daha akıllılar ondan. Ha, öyle mi? Hadi bak, buyurun bakalım. Söylemeyecektim ama. Hadi bakalım. Katılıyorum bir. Ona düşünceye de bir şey çekeyim. Ben sıramı sağlayayım. Kadınlara tavsiye vermek tabii ki daha zor. Çünkü o hemen kabul etmeyecek ki o tavsiyeyi. Tabii. Analiz edecek, düşünecek. SMS atsan arkadaşını soruyor. Bu ne demek istedi acaba burada? Ama noktayı ondan sonra koymuş. Geldiden önceye Murat, tavsiyeyi çok değerlendiriyor. Böyle bir şey var değil mi? Ve o SMS'leri tutuyorlar mesela. Böyle 4 sene sonra falan getiriyor böyle SMS'i. Bak sen böyle demiştin. Hatırlamıyorsun bile öyle bir şey söyledi mesela. Kadın unutmaz. Niye böyle bir şey var ya? Söylemiyoruz, bilmiyorum. İnsan aklını, beynini böyle daha yani ne bileyim üretime, daha böyle şeylere ayırsa güzel olmaz mı? O da var. Sizin işiniz daha kolay olur o zaman, erkeklerin işi. Ya hakikaten büyük bir... Nerede tutuyorsunuz bu hafızanı? Ne kadar bir bölümünü işgal ediyor kadın? Derinlerde. Vallahi ben ama hiç unutmuyorum yani. Ya. Çok kızıyorum kendime ama hiçbir şey unutmuyorum. Ya ben hiçbir şey hatırlamıyorum bu arada. Ya. Benim öyle bir şeyim var. İşte bu yüzden kadınlar bize her şeyi hatırlatmak için varlar. Şöyle bir hikaye başlatıyorlar. Çünkü biz unutuyoruz ya. Hani hatırlar mısın şöyle bir şey olmuştu falan diye. Mesela 8 sene öncesinden bir şey anlatıyor bir kadın, bir hanım yani. Bunu yani nasıl insan hatırlamak hatırlıyor? İstediklerini hatırlıyorlardır öyle diyelim. Her şeyi de hatırlamıyoruz. Bak bu da güzel. Yani. Güzel bir şey. Ya ben bir gün bunu alırım onun suratına vururum diye cebinde taşıyor, ben öyle düşünüyorum direkt. Ya, bir gün şey lazım de, olur burada dursun diye. Selen senin rolünden de biraz anlatalım, bahsedelim. Yani. Ceyda karakterini canlandırıyorum ben. Aşk doktorumuzun hastası Ceyda. müşterisi ve aşkı için Ozan'dan yardım istiyor. Ama çok istiyor sevdiği adamı ve geri kazanmak için. Hem Ozan'ı da yoruyor bu serüvende. Hem sevgilisi Caner'i de yoruyor. Biraz deli dolu bir karakter.
Bu da güzel bir şey. Yani insanlar birbirlerini çok yoruyorlar galiba. Ben onu görüyorum ilişkilerinde. Evet. Nedir bu? Ne istediğimizi bilemememiz ya da böyle detaylara takılmamız falan mı? Neden kaynaklanıyor olabilir? Ne dersiniz? Şimdi ben mi? Kendiniz yorucu buluyor musunuz mesela? Kendi özel hayatınızdan da örnek verin isterseniz. Yorucu insanlar mıyız? Bazen hayatın verdiği stres, yaptığımız meslek, bir tek özel ilişkilerimizde hıncımızı çıkartabiliyoruz ya. Ya da içimizde evet en yakınımıza patlarız ya. Bu da öyle en yakınımız şey işte eşimiz olabiliyor, sevgilimiz olabiliyor, annemiz olabiliyor, kız kardeşimiz olabiliyor. O yüzden bence genel olarak belki ilişki bazında değil ama hayatın stresini en yakınından çıkarmaktan dolayı belki geriliyor olabilir ilişkiler diye düşünüyorum. Ben çok fazla böyle ilişki terapisti olarak yani gördüğümüz bir takım insanlar var, dostlarımız var. Çok giden kadınlar görüyorum ve duyuyorum ama erkek çok duymuyorum. Erkekler de çok gidiyor mu sence Murat? Danışma aldım. Ben nereden bileyim? Hiç gitmedim. Bana gelmiyorlar. Benim bana gelmiyor. Gitmeye hiç niyetim yok. Çünkü herhangi bir ilişki terapistinin bana verecek bir aklı olduğuna inanmıyorum. Ama sende böyle bir potansiyel var. Sen başlı başına bana... bir ilişki terapisti gibi duruyorsun. Ya sen... bana bir sürü arkadaşım... Gelmişlerdir sana. Gelmiştir. Evet, evet. Anlat. Yani de... Neyi anlatayım? Yani... Sırları bende saklı. Borda saklı. Ha, ya Murat sana gelmişlerdir demişlerdir ki ya bir, böyle bir şey yaptı da bu kadın ne demek istiyor? Yani ne yapmak lazım sence? Bana bu daha çok kadınlar geliyor. Öyle mi? Kiralmaya. Tabii karşı cepheden, inside information denir yani iç ne derler? İç gizli bilgiler falan veya veriyor musun bizim dünyamızda. Tabii ki hani erkeklik kodunu şey etmeyecek şekilde, rencide etmeyecek şekilde yardımcı olmak boynumuzun borcu bacılarımıza. Ama genelde erkek kadının ilişkiler konusunda uzman bir yakın erkek arkadaşı vardır. Evet. Tabii genelde gaydir o bir de. Genelde. Ya ve direkt evet, erkek şey aktörü. İki tarafın ruhundan da anlayan bir tek bedende toplanmış gibi midir? Ortak noktayı bulabilir evet. Böyle bir şey hep söylenir değil mi? Yani, filmlerde kadınlar... de stereotiptir ya bu hani evet. Kızın şey arkadaşı. En yakın çılgın. En yakın arkadaşıdır falan aha. Değil mi öyle? Ya kız arkadaş yapılır zaten. Sırdaş. Mesela aşk olsunda da ilişkiler konusunda çok profesyonel biri. Var mı aşk olsunda Ozan. Böyle bir tipleme? Ozan hayır, aşk öyle doktoru. Öyle bir tipleme yok. Eşcinsel. Hayır, tercihleri öyle olan bir tipleme. Ha, tercihleri öyle olan bir tipleme yok ama hani çok uzman bir adam var elimizde. Kadınlar konusunda çok uzman, ilişkiler konusunda çok uzman. Kadınlar konusunda uzman biri olabilir mi? Ben pek ihtimal vermiyorum. Uzman. Filmde öyle. Öyle mi? Ya da öyle olduğunu Sedef'in karakteri de öyle. Bence mesela. Öyle olduğunu zannediyor. Öyle olduğunu zannediyor. Evet çok dişli bir rakibe yani hiç karşılaşmamış. Yani uzmanlığından ekmek yiyor ama tabii uzman olmak dediğin gibi nerede mümkün yani değil. Bu... Hep söylüyor. Her kadın ayrı bir dünya. Murat Serezli kendi söküklerini dikemiyorlar sanki filmde öyle bir durum var. Erkekler için mi söylüyorsun bunu? Kadınlar için mi söylüyorsun? Aşk doktorları için. Aşk doktorları için. Hmm. Çünkü filmin aslında... Çok güzel laftır o. Terzi söküğünü dikemez. Çok iyi anlatır böyle evet. Durumları değil mi? Kendine şey olsa şey yapar falan diye. Evet, filmi diğer romantik komedilerden ayıran ve filmin aslında hani ne olurdu'daki vaadi şu. Şimdi Ozan bir ilişki terapisti ve kadınlar, erkeklerin kadınları tavlamak için yaptığı numaralar, kadınların kur oyunları vesaire konusunda çok bilgili, farkında bir tip. Ve bu adamın karşısına aşk kutbu olarak erkekler konusunda onun kadar bilgili ve uzman Pınar karakterini yani Sedef Avcı'nın oynadığı karakteri çıkarıyoruz. Dolayısıyla bir aşkın iki ucunda iki dişli rakibimiz var. Hmm. Kül yutmazlar. Ha, zor iş olur. Her türlü tavlama oyununa, kur oyununa karşı uyanıklar ve tetikteler. Bakalım bunlar, bu iki kişi başkalarına her türlü aklı verirken kendi ilişkilerini tesis edebilecekler mi? Kendi çatışmalarının altından kalkabilecekler mi? Güzel. Ergenliğimizden beri biliyorsun hepimiz. Erkekler kızlar hakkında, kızlar erkekler hakkında doğru ya da yanlış, hatta çoğu yanlış bir sürü fikre ve saptamaya varırız. Bu kızlar bunların da çoğu yanlıştır. Falan filandır diye. Ama işimizi görür bir şekilde. 99 kızı tanıdığını düşünürsün. Bir tanesi bütün dengeni alt üst eder. İşte odur zaten seni de ruh eşim bu dediğin. Fakat Murat dengeni kızlar kendi aralarında erkekleri daha fazla konuşup tartışıyorlar. Ben hayır. Ha yok mu? Öyle? Kesinlikle erkekler çok daha fazla dedikodu yapıyorlar gerçi, kadınlar hakkında. Vallahi. Kesinlikle. Mümkün ben, değil. Yok ya mümkün, böyle bir şey görmedim. Çok mümkün. Yani hiç görmedim yani. Sen gördün mü böyle? Size böyle sanıyorsunuz yani? Ama öyle değil. Biz çok az konuşuyoruz. Şimdi doğası gereği tabii bütün ki yani erkekler de aralarında ya. Kadınlar. Ya şimdi ben bütün gün konuştuğum şeyleri anlatmayayım. Ama erkekler bunun gerçekten %10'u bile değil.
Yani kendinden emin olan kadınlar erkekleri çok az konuşuyorlar. Peki biz nasıl bu kadar farklı olabiliyoruz? Yani insan kadın ve erkek arasında nasıl bu kadar dehşet bir uçurum olabiliyor? Ben bunu hala anlayabilmiş değilim. Abartıyor muyum ben böyle bir şey? Çok büyük uçurum var bence yani. Ben katılıyorum. Yani aynı İnanılır ırkın gibi. Erkeği ve kadını değiliz. İki ayrı başka cins değil. Yaşamız evet. Bence. Gerçekten hani bu şey gibi başka gezegenlerden adeta gelip buraya düşmüşüz gibi bir fark var. Mars'tan, Venüs'ten. Aynen öyle, durumu. Aynen öyle. Ortada buluşmuşuz. Niye böyle bilmiyorum. Ve aynı eve bizi tıkıp bundan sonra sadece birbirinizle yaşayacak, evet. Birbirinizle konuşacaksınız diye bir dışarıda başka kaldı. Bir şey de yani yaparsın. Gözünüz oyarı sizin falan gibi de bir şey olmuş. Hadi evet. Toplumun devamlılığı için şart bir yandan da iki farklı yaratığı tek bir yere birleştiriyor. Al bir yeri ondan sonra. Hadi anlaşın. Hadi anlaşıldı. Ne yapalım şimdi? Yani değil mi? Herkes birbiriyle falan herkes gibi bir sonuç çıktı buradan bu konuda. Ben sana mecburum ama. Bilemezsin oldu şu anda. Aynen böyle bir mesajımız çıkmış oldu. Murat sence senin için yönetmenlik mi oyunculuk mu daha sıcak geliyor? Daha rahat ve mutlu hissediyorsun kendini. Ben de merak ediyorum bunu ya. İkisinde de başarılısın bence bana sorsalar söylerim. Yok teşekkür ederim. Henüz yani yönetmenlikte bir şey gösterme fırsatımız olmadı. O inşallah önümüzdeki yıllarda olacak ama soruya kısaca hemen şu cevabı vereyim. Oyunculuk beni en mutlu eden şeylerden bir tanesi. Resmen oyunculuk yaparken kendimi yaşıyor hissediyorum. O diziler sırasında işte Sedef şu anda çok yakından biliyor. 16 saat 15 saat çalışıyoruz haftanın 5-6 günü. Ben evet yoruluyorum. Bitap düşüyor biliyorum dizi ama. Dizi yaparken mi söylüyorsun? Dizi yaparken oynarken yani oyunculuk yaparken. İşe lanet okuyamıyorum hala, nefret edemiyorum. Eve gidiyorum, biraz dinleniyorum, ayaklarımı soğuk suya tutuyorum. Sonra gene gitsem de oynasam tadında bir hayat enerjisi geliyor. Oyunculuğu o yüzden hiçbir zaman bırakmayacağım. Ama ortaokuldan beri, çocukluktan beri hep film çekmek, film üretmek, insanlara öyküler anlatmak, film çekmeye devam etmek hep planlarım arasındaydı. Kamera önü çok hızlandığından bugüne kadar hep ertelendi. Bazen fırsat çıkmadığından, bazen de olan oyunculuk işlerinden bir zaman, çünkü büyük bir boşluk yaratmanız gerekiyor. Nereden baksanız 6 ay. Onu yaratamadığımdan bir türlü film çekme olayına girişememiştim. Ama dizi çekmiştim, bu filmin reklam devamı çekmiştim. Gelecek mi? Gelir mi bu film? Gişeye bağlı. Yapımcımız aslında çok yüksek bir gişe beklemiyor. Çünkü karakterler çok sıcak. Eğer Niye beklemiyor? Mantıklı bir gişe yaparsa en azından ilk filme harcanan parayı çıkarıp da kendisini kotarırsa hemen devamını yapmayı düşünüyoruz. Şimdiden öykü düşünüyoruz. Ne kadar zamanda anlaşılır filmin iyi iş yapıp yapmadı? Kaç hafta beklemek lazım? Yani tahminen bu tabii çok yapımsal bir karar ama 2-3 haftada çok net anlaşılır. İlk 3 gün çok önemlidir. İlk üçündeki gişe rakamları. Ama 1,5. ikinci haftasından sonra filmin nereye varacağı hem dağıtımcı hem yapımcı arasında net bir şekilde tahmin edilebilir. Bir izleyicimiz Tijen Gözlük demiş ki Murat Serezli süper bir aileye sahip, oradan da başarısı geliyor, coşkusu vesairesi diyor. Annenle ve babanla ilgili şeylerden bahsediyor. Gerçekten çok önemli bir kültür birikimiyle, sanat mirasıyla sen hep yaşadın, yoğruldun. Onun çok büyük katkısını gördün diye. Muhakkak. Konservatuara doğdum gibi düşünebiliriz. Yani sanat, oradaki çocukluğun oralarda geçti. Sanat eğitiminin ortasına, göbeğine düştüm. Evet. Oyuncularla ilgili çalışırken böyle neler yaşandı, biraz filmin çekim hikayesinden, böyle zor şeyler oldu mu, kolaylaştı mı? Valla bir kere iki oyuncum da ve burada şu anda olmayan Kenan ve İlker de bizim Eşref Dinçer senaristimiz. Onunla beraber yarattığımız senaryonun dünyasındaki karakterlere o dördü kadar uyan bir başka kast yapabileceğimizi zannetmiyorum. Tam uyumlu bir ekip oldu. Kesinlikle. O zaman. Ve mesela filmde Ozan ve Pınar, yani İlker Aksun ve Sedef Avcı daha gerçek, daha romantik film karakterleri gibiyken Kenan ve Selen daha karikatür, daha komediyi üzerinden yürüttüğümüz bir ikinci aşk hikayesi oluştu. Selen'e bayılacaksınız zaten filmde, Selen'le Kenan ilişkisine. O kadar zorlu, kısa zamanda ve üşüte üşüte onları çektiğimiz bu çekim şartlarında hem profesyonellikleriyle, hem medeni çalışma ahlaklarıyla, hem oyunculuk zanaatine hakimiyetleriyle bizim oyunculuk o yazdığımız senaryoya öyle büyük bir katkılarda bulundular ki yani olayı buradan alıp buraya koydular. Nasıl yönetmenimiz çok biraz, kolaydı onlarla yönetmenimizi çalışma. Biraz çekiştirelim. Yönetmenim. İstediğiniz gibi. Çok yordu mu? Çok kapris yaptı mı? Ya yeter kardeşim. O kadar zamanımız duruyor. Neslihan'ı da buradan çok tebrik etmek istiyorum. Evet, keyifli midir Murat? Murat abi sürekli zaten sahadaydı bizimle.
Yani hep beraber oynadık. Ne orada ne iki, evet, ortada. Sizin hep tarafı da iyi bilen bir yönetmen olmasının getirdiği aynen, avantaj var galiba. Bizim büyük avantajımız oydu ve oyuncunun dilinden, oyuncu olduğu için en başta çok net anlayan, rahatlığından, konforundan çok net anlayan bir yönetmendi. Ve beni çok rahatlatmıştı Murat abi birçok sahnede. Sayesinde bence takdir ettiği performansı gösterdim. Teşekkür ediyorum. Çok güzeldi. Neslihan da çok profesyoneldi. Bize yaklaşımı olsun. Sette ben bunu daha önce de söyledim. Hem kadın aklı hem erkek aklı aynı anda evet. işliyordu. Bizim çok işimize yönetmen. Yaradı bu durum. Bir izleyicimiz demiş ki programda çok fazla cinsiyetçilik ve homofobi yapıldı. Hiç homofobi yapılmadı. Hiç homofobi yapılmadı. Homofobiyle alakamız olmadı. Burada homofobi yapacak insanlar yok yani. Tabii. Yani çünkü hiçbirimiz homofobik değiliz. Nereden? Homofobik. Hayır, hiç öyle bir şey söylemedim. Homofobik değiliz. Ben de yani yapılmış olsa zaten burada bir itiraz ortaya koyardım. Elbette. Öyle bir şey olmadı. Cinsiyetçilik. Evet, cinsiyetçilik esprisi üzerinde bir yani şakalaşıyoruz hiç tabii yap. Ama bu da normal değil mi? Yani bunu da yapmayacaksa ne yapacak kadın insanlar? Kadın erkek üzerine tespitlerde evet. bulunduk. Evet. Kadınların en yakın arkadaşları. Yakın arkadaşları dedik. Kadınlar ve erkekler birbirlerini çekiştirmeyi severler, aynen. bayılırlar ve birbirlerini tiye alırlar. Aha. Bazen zayıflıkları üzerine, bazen kaprisleri üzerine, bazen aha. dırdırları üzerine konuşurlar. Bu bir cinsiyetçilik değildir. Ayrıca bu kadar cinsiyetçilikten kimseye zarar gelmez. Hiç endişeye mahal bir durum yoktur. Hayır. Kadın hadi ben giriyorum. Kadın kaprisi diye bir şey var mıdır? Buyurun bakalım. Hadi bakalım. Murat sen söyle. Var mıdır böyle bir şey? Şimdi bir tane kadının yanında sorulacak. Kadın var mıdır? Kaprisi diye bir şey var mıdır? Ya galiba yoktur. Yani hem kadın hem erkek ikisi de kaprisli olabilirler. Sonuçta kapris egonun uzantısı olan bir şeydir. Ve hepimiz egosal canlılar olduğumuz için herkes kendi arzularını bir başkasına dayattığı anda diğeri tarafından kaprisle suçlanabilir. Dolayısıyla bir cinsiyeti diğerinden daha ağırlıklı bir şekilde çoğunlukla daha kaprislidir diye tanımlayamayacağım. Bu biraz haksızlık olarak değerlendirilebilir mi? Ne dersiniz? Kadınlara yönelik böyle bir erkek dominant bakışın getirdiği bir şey mi? İşte kadın dırdırı, kadın kaprisi diye bir şey, dilde yerleşik bir şey var ya. Bu mesela bunu eleştirebilir miyiz böyle bir şey? Ne dersiniz? Yani o niye öyle? Ben kadın kaprisinin gerçekten olduğunu düşünüyorum. Çünkü kadın olmak kolay iş değil. Gerçekten çok fazla uğraşıyoruz güzel olmak için, güzel görünmek için. Ve bence kapris de yapabiliriz. Erkeklerin de hakkı olduğunu düşünmüyorum diye sert bir feminist bir açıklama yapayım dedim. Yani ben hani genelde evet kadınlara mal edilen bir şey ama erkeğin de kaprisisi var diye vardır. Düşünüyorum. Yani hani bu kıskançlık, kapris hı. hani bunlar hep... Benzer şeyler gibi geliyor. Hani karşındakinin yaptığı bir şeyden ötürü ortaya çıkan bir şey doğru. olduğunu doğru. Güzel bir şey söylüyor Tijan Hanım. Herkes birbirini ilişkilerde o kadar görüyor ki bu tarz bir filme ihtiyaç var. Veya bu tip yazılara belki ilişki uzmanlarına ihtiyaç var diyor. Tiyatro projeleriniz şu an devam eden bir şeyler yapıyor musunuz? Diziler ve tiyatro var mı? Benim şu an dizi var. Bedel. Onu çekiyoruz. Çok yorucu bir temposu beri. Var mı? Biraz yani yoğun dizi temposu zaten bahsettiği gibi evet. Yoğun hep oluyor. Yoğun. Sürekli neredeyse her hafta bir sinema filmi uzunluğunda bir yayın yetiştirmek için haftanın 6 günü, 7 günü çalışıyoruz. Çalışıyoruz. 6-7 gün yorucu bir temposu. Yani bizim senin evet. mi öyle? Var mı öyle bir şey şu an? Benim şu anda dizi yok. Sinema işte yeni girdi bakalım ne olacak inşallah. Zaten yaza çekeceğiz galiba çekersek ikincisi evet. değil mi? Tabii. İnşallah çekeceğiz ikincisini. İnşallah. Sinemadan gidelim ya. İyi, güzel oluyor böyle. Sinema filmi sakin. Varsın. Hafif çalışma. Ben de dizi arayışındayım şu an. Var mı? Yeni projeler var mı? Reklam... Oyna bak üzere ya. Hadi reklamdan sonra o zaman soracağım onu da peki. Evet, tekrar hoş geldiniz. Programımızın son bölümündeyiz. Sevgili Murat, Sedef ve Selen'le birlikteyiz. Sosyal medyayla nasıl aranız? Çok böyle yazan, çizen, siz yazıyor musunuz? Zaman geçiriyor musunuz? Instagram'da, Twitter'da var mısınız? Nedir Twitter, durum? Ben sadece hani haberleri takip etmek adına ne kullanıyorum. Ne oldu, ne bitiyor? Instagram kullanıyorum. Instagram. Instagram biraz daha mı böyle öne geçiyor gibi sanki? Ne daha dersin? Popüler, evet. Daha böyle... Görsel. Yani Twitter'ı ben de bayağı haber kaynağı olarak kullanıyorum. Orada ne olmuş gündemde diye oradan takip ediyorum maalesef. Daha az kavga var bir de Instagram'da değil mi? Millet böyle birbirine daha az laf yetiştiriyor orada da. Twitter tabii bir kavga.
polemik olmuyor. Paylaş fotoğrafını, kim ne düşünüyorsa. Ama Twitter'da doyamayanlar bir Instagram'dan bir laf çakma işine bir oradan da girenler var o yani. O kadar böyle içinde olmuyor değilim ben. Sıfır de takipçililer falan veya sıfır paylaşımcıları görüyorum bazen. Senin aran nasıl oldu? Ben Instagram'a hiç girmedim ama Twitter'a bir süredir girdim. @MuratSerezli diye şeyim. Ne derler Twitter handler'ım. Facebook'a çok eskiden girmiştim ama artık çok faal kullanmıyorum. Şu anda sadece Twitter kullanıyorum sosyal medya olarak. Yeni projelerde başarılar. Film için tebrikler. Çok İzleyiciler filmi gidip görsünler. Gayet keyifli ve güzel bir proje. Güzel, başarılı oyuncular var. Çok sağ olun geldiğiniz için. Sevgili izleyiciler çok teşekkürler. Görüşmek üzere gelecek hafta. Hoşçakalın. İyi pazarlar diliyorum.